Tangut, Noyan Gündoğdu'nun eline düşmüş. Dur. Nasıl? Hamza, Noyan'a ihanet etmiş. Dövünmenin sırası değildir Ulu Bilge. Ordumuz bu haberle dağılmadan öncülük etmek lazım gelir. Askerleri başsız konmamak gerekir. Noyan'ın yerini tutacak önder nerededir? Ha. Sen mi liderlik edeceksin bu nökerlere? Ahval neyi gerektirir ise o olur Ulu Bilge. İş başa düşmüştür. Senin de üzerine düşeni yapman lazım gelir. Bana arka çıkman. Nökerler! Toplanın! Yiğit Moğol nökerleri. Noyan Türklerin eline düşmüştür. Lakin bu sizde yılgınlığa neden olmasın. Damarlarınızda Cengiz Han'ın savaşçı kanı akar. Bu kanın layıkını verin. Bundan gayrı önderiniz benim. Noyan'ın Türklerin eline düşmesi Ögeday'a verdiğimiz söze zeval getirmesin. Türklerin kanını Noyan'sız da akıtırız. Noyan'ı kurtar. Kurtar ki komutanlığını görelim. Bu nökerler Ögeday'ın gayesine hizmet eder. Noyan'a değil. Yüce Yaratıcı, oğlun İsa'ya verdiğin kudreti bana da ver.
Beni de oğlunun ruhuyla besle. Amen. Kostas sizi görmek ister komutan Valentin. Çok önemliymiş. Çağır gelsin hemen. Neymiş bakalım bana vereceğin önemli haber? Askerlerinizi öldürdüler efendi Valentin. Neler söylüyorsun sen budala? Kim benim askerlerimin canına kastetme cesaretini gösterir? Bir Müslüman derviş efendim. Halkı zehirlerken haddini bildirmek için askerleriniz geldi. Hangi cehennemden çıktı bilmiyorum ama birkaç Türk savaşçı geldi ve tüm askerlerinizi öldürdü. Türk mü? Şimdi diyeceklerimi iyi dinlesin. Baba, baba. Gel bakalım aslanım. Gel, otur. Bak sana kayının yiğit alplerini getirdim. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Hoş gördük. Nedir senin adın yiğit adam? Ali Bey'im, babam bana Edebu Ali der. Ya sizin? Ertuğrul. İsminiz gibi cevvalsiniz. Neymiş ismimin manası? Divanü Lügatit Türk'te geçer. Yırtıcı kuştur. Elle birleşince yiğit savaşçı kuş anlamına gelir. Seninle birleşince yiğit er anlamına gelmiştir. Hey maşallah sana. Ali kardeş. Benimkinin dede hele. Benim adım Bamsu. Her suale cevap verilmez Bamsal. Eğer bu gece misafirimiz olursanız cevabını da alırsınız. Tabii misafirimiz olacaklar evlat. Bu yiğitleri bulmuşuz. Öyle kolay kolay bırakır mıyız? Eyvallah. Anasını kaybettikten sonra bir ikimiz kaldık fani dünyada. Gönlüm Şam'a gönderip medresede eğitim almasını sağlamak ister ama. İnşallah istediğin gibi olur Mahmut. İnşallah. Size hangi rüzgar attı buraya? Hayvanlarımızı otlatacağımız yeni bir yurt ararız. O vakit doğru yeri buldunuz. Bu diyar hem hayvanlarınızı semirtir hem sizi rahat ettirir. Ahir ömrümde bu diyarın toprağı kadar bereketlisini görmedim. Sen ne vakit geldin buralara? Niye geldin? Beyim, biz viran gönülleri tamir etmek için geldik. Hoca Ahmet Yesevi'nin Horasan'da yaktığı ateşi buralara taşımak istedik. Hoca Ahmet Yesevi için can kurbandır. Buranın garip halkıyla nasıl muhabbet kurarsın? Marifet, gönül dilini bilmektir. Lakin buranın halkının gönlü kırıktır, yaralıdır. Vazifen çok kutludur derviş. Sen ve senin gibi dervişler sayesinde Allah'ın kelamı gün doğumundan gün batımına kadar her yerde anılacaktır. İnşallah. Sizin gibi yiğitler sayesinde de zalimin zulmüne fırsat verilmeyecek inşallah. Evet Allah. Geçmiş olsun kızım. Seni bize
Allah bağışladı. Selcan kızım, o soysuzların karşısında dimdik durup Kayı kadının ne kadar yiğit olduğunu gösterdi abi. Kızım, seninle gurur duyduğumu bilmeni isterim. Sağ olasın Hayme Hanım. Tabii kızımın obaya dönmesi belanın bittiği anlamına gelmez. İhanet bir vakitler olduğu gibi hala otağımızda kol geziyor. Anam doğru der. Bu fitneyi ortaya çıkarmak hepimizin vazifesidir. Sungur Tekin'in emanetini çalan her kimse ortaya çıkmadan oba huzur bulmayacak. Çalınan emanetin ne olduğunu, neden bu kadar değer verildiğini bilseydik, belki bizim de bir yardımımız dokunurdu Sungur Tekin Bey'in. Otağın mahremi çiğnenmiştir Gümüştekin Bey'im. Bunu çiğneyenin daha neler yapacağını var hele sen düşün. Bu emaneti çalan her kimse kim bilir hangi iblisin oyuncağı olmuştur. Ve hatta daha kötüsü hangi iblisin oyuncağı olacağını bilemeyecek kadar da ahmaktır. Nice savaşı meydanda kazanıp otağı da kaybetmenin ne demek olduğu şimdi anlaşıldı. O vakit iki otağın da kulağına ve diline sahip olması gerektiğini görmüşsündür değil mi Tuğtekin? Bu yaşımda bana zaferi tattırdınız ya evlatlarım. Allah sizlerden razı olsun. Senden de razı olsun dayı. Bizans'ın ahvali nedir? Komutanlar halka nasıl muamele eder? Ahaliye zulmetmekten başka vazifeleri yoktur beyim. Vergi deyip yoksul halkın elinde ne var ne yok alırlar. Ödeme gücü olmayanlara ise zulmederler. Bizans tekfurları da halkı rahat bırakmaz. Vergidir, mezhep kavgası derken ahali bir türlü huzur bulmaz. Köylülerle soylular arasında çok büyük bir adaletsizlik var. Buyur Kostas. Mahmut Efendi, köy ahalisiyle sizi dinlemek isteriz. Buyursunlar. Başımın üstünde yeriniz var. Kapım size her daim açık. Buraya gelmek tehlikelidir. Eğer gelirseniz yarın sizi diğer dostlar da dinlemek ister. Olur. Eyvallah. İyi misin baba? İkinizi böyle görüp de nasıl kötü olabilir ki insanoğlu? Gelin hele. Şöyle yamacıma oturun. Er ya da geç ayrılık vakti gelecek. Obanın beyliği de bilirim ki senin olacak oğlum. Beyler de böyle ister. En başta da Gümüştekin. Baba, bunları konuşmanın vakti değil. Tam zamanı oğlum.
tam zamanı. Bey olduğunda bu sözlerimi unutmayasın. Gün doğduğuyla Ertuğrul'un yanında oğlum. Bu seni küçültmez oğlum. Aksine büyütür. Ertuğrul'un kocabaşın kellesini almasıyla bitmedi bu fesat oğlum. Bitmeyecek de. İhanetin her yanımızda dallanıp budaklandığını hiç aklından çıkarmayasın. Kayı otağındaki kardeşlerimizle bir olun. Diri olun. İhanetin bizleri çökertmesine asla müsaade etme. Akıllı olan dönek kardeşini de almış gelmiş. Atam Oğuz'un yolundan bir kez bile dönmedim. Seni Öge dayın has adamı yaptım. Cihan'ı ayaklarının altına serdim. Sen ne yaptın? Benimle Öge dayınla dostluğunu çiğneyip geçtin. Kervansaray'da olduğumu nereden biliyordun? Söyle! Tek hain, tek dönek sen değilsin Sungur Tekin. Hele biraz rahvan git kardeşim. Elini daha fazla kirletmeye değmez. Sen bu haberleri aldığına göre Noyan, bu kişi belli ki Sultan Alaaddin'in sarayından biri. Hatta belki de ona çok yakın biri. Sana boşuna akıllı olan demedim Gündoğdu. Lakin biraz daha aklın olaydı. O sarayı Alaaddin'in başına birlikte yıkardık. Böyle bir şey yapmaktansa evladımın kör bıçağıyla ölmek evladır. Yedi ceddin o kör bıçakla gebermediğin için sana beddua edecek. Sana mührü de, benim gittiğim yeri de öteni er ya da geç bulacağız. Noyan. Ve o hain her kimse, o öten dilini gırtlağına tıkmak, geberirken çırpınışını izlemek, gayrı benim tek menzilimdir. Hadi kardeşim, hadi. Otağınızda yaşayan, otağınızın gölgesinden geçen her kim varsa, çoluk çocuk avrat, hepsini geberteceğim. Kayıların yaşamadığı utancı yaşatacağım sizlere. Yok öyle yağma Noyan. Yok öyle yağma. Tatlı tatlı akan kanında boğulup gitmeyeceksin sen. Canını yaktığın o ahali var ya, onların gözü önünde şu kılıcımla kelleni almam için bana yalvaracaksın. Senin şu akan kanın
Moğol soyunun utancı olacak. Cehennem senin sığınağın olacak. Uyan, cehennem. Hadi kardeşim. Gidelim. Alpler! Yarın cihan kaç bucakmış göreceksin akıllı olan. O kör bıçakla beni gebertmediğin her güne lanet edeceksin. Duydun mu beni akıllı olan? Duydun mu beni ha? Duydun mu beni? Otağımızda hep birlikte yemek yemeyeli epey bir vakit olmuştu Halime. Nice vakittir böyle huzurlu hissetmemiştim. Otağımızın üstündeki kara bulutlar yavaş yavaş dağılıyor Selcan. Kötü günler geçiyor. Sen kendini boşuna harap etmişsin kardeşim. Bak Gündoğdu Bey canını ortaya koydu. Seni Moğol itinin elinden kurtardı. Doğru dersin. Gündoğdu hayatını tehlikeye atıp beni kurtarmaya geldi ya. Bundan gayrı onu üzmemek boynumun borcudur. Vay vay vay. Sofraya bak hele. En sevdiğin yemekleri hazırladık Halime Sultan'la birlikte. Ellerinize sağlık. Noyan'ın ağzından laf alabildiniz mi? Hayır ana. Yarın kısmetse canını alacağız ana. Lafı boğazında kalsın. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Cihan'a küsmüş gibi daha ne kadar oturacaksın orada? Aral Gölü gibi buz tutmuştu aşkları. Şimdi Amu Derya gibi çağlarlar. Kendimi ahmak gibi hissettim hala. Karşımda öyle birbirlerine bakıp gülümsemelerini gördükçe aklımı yitirecektim. Aklımı yitirecektim hala. Az kaldı. Az kaldı. Gerdeğe girdiğin vakit senden başka bir şey düşünemeyecek. Buz çölü gibi kavruk o uğursuz karının döşeğinden hayır gelseydi sana vurulmazdı. Kendini toplayasın. Gençliğini, güzelliğini ona verdiğin vakit ayağının tozu olacaktır. Şimdi otağa git. Git. Ve onlara kim olduğunu göster. Çağrılmadım hala. Çağrılmadım. Sen artık o otağın avradısın. Seni çağrılmaya değil, bir parça cesarete ihtiyacın var. Hepsi bu. Ağaçta kocaman bir şey. Çıktım inemem.
Başladım ağlamaya. İndirin beni buradan, indirin beni buradan. Ama var ya nasıl ağlamak? Göçmen turnalar korkudan yollarını değiştirdiler. Sonra baktım uzaktan ağabeyim geliyor. O kurban olan kardeşim indir beni buradan dedim. Yok dedi, indirmem. Bugün indirdim, yarın ne edeceğim? Nasıl çıktıysan öyle ineceğim. E sonra indirmedi mi? Yok. Ya böyle inatçıdır kardeşim. Lakin sen de böylece çıktığın ağaçtan inmeyi öğrendin. He ya, hay manam doğru der. Ağabeyim sayesinde çıktığım ağaçtan nasıl ineceğimi de öğrendim. E iki parmağım kırıldı ama olsun. Afiyet olsun. Sofranızdaki sevinci paylaşmaya geldim. Buyur kızım, geç otur. Haymanım, zor bir gündü. Müsaaden olursa gidip dinlenmek isterim. Tabii kızım, git dinlen. Gün doğdu. Selcan kızımı çadırına kadar götür. Emrin olur ana. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gonca Gül Hatun, kazanın dibinde biraz bulgur aşı kaldı. Yer misin? Hadi bakalım Selcan Hatun. Hayırlı geceler. Gün doğdu beyim. Bu çadıra adımını attın ya. Nefesin, kokun kapladı her yanı. Bahar yeli esti sanki. Canıma can kattın. O şeytan Noyan'ın eline düştüğüm vakit bir an bile korkmadım. Bildim ki sen geleceksin, beni kurtaracaksın. Selcan, çadırlarımız ayrılmıştır. Ama sen hala benim hatunumsun. Bunu böyle bilesin. Dünyaları verdin bana. Rabbimden daha ne isterim gayrı? Bilirim. Seni biraz ihmal ettim. Lakin bundan sonra hep senin yanında olacağım. Merak etmeyiz. Bu gece yanımda kalsan. Çekil.
Sana tek bir şey soracağım Noyan. Sungurtekin'de olup da ele geçirmek istediğiniz şey neydi? Niye onu bu kadar çok istersin? Bunu kimin adına sorarsın ha? Kendi adına mı? Alaaddin adına mı? Saadettin köpek adına mı? Ne demek istersin sen? Seni de, Saadettin köpeği de iyi bilirim. Uç bevliği sevdası için yiyebileceğin haltların haddi hesabı olmadığını, köpeğe ayakçılık ettiğini, bunun için yeri geldiğinde benden daha acımasız olabileceğini. Her şeyi, ama her şeyi bilirim. Ağzından çıkanı kulağın işitir mi senin aşağılık herif? Ne oldu? Şaşırdın mı ha? Sen beni ne sanırsın ha Gümüştekin? Burada esirim diye, yarın infaz edileceğim diye beni hor mu görürsün? Kaldı ki beni öldürmeye gücünüz yetmeyecek. O vakit sen de gerçeği göreceksin. Hangi gerçeği? Daha başlamadan savaşı çoktan kaybettiğiniz gerçeğini. Moğollara tabi olanların nasıl büyüyüp güçlendiği gerçeğini. Sana istediklerini ancak ben veririm Gümüştekin. Gördüğün gibi ben her şeyi bilirim. Gerçek bu. Bunu gördüğün vakit gel beni bul. Sen zavallı, sefil, aşağılık bir katilsin. Beni bu boş sözlerle kandırabileceğini mi sanırsın? Yarın gebereceksin. Bunu da bilir misin? Yarın ola hayrola. Goncagül. Nedir bu halin? Ne oldu sana? Anası. Gözlerimin içine baka baka gün doğdu yok kaltağın döşeğine gönderdi hala. Ne dersin sen Goncam? Sesini bile çıkarmadan avradını da alıp çadırına götürdü. Peşlerinden gittim. O soğukta, o ayazda Selcan'ın çadırından çıkmasını bekledim. Ama çıkmadı. Belli ki bu gece o kaltağın kollarında teselli arayacak. Hala. Ben o kadını öldüreceğim. Selcan'ı öldüreceğim hala. O nefes aldıkça bu hayat bana zuldür hala bilirsin.
Gece sen uyurken seni seyrettim. Bir ara dalmışım. Rüyamda yine sen. Hayırdır? Elinde sımsıkı bir çocuk tutuyorsun. Sarışın. Senin gibi masmavi gözleri var. Getirdin çocuğu önüme. Ona iyi bak. Bu ikimizin evladı dedin. Hayırdır inşallah. Hadi müsaadenle. Rabbim, bana bir evlat nasip et. Canımı al. Ama bu defa evladımı alma. Ölsem de beyime bir evlat vermeyi nasip eyle. Buyur Gonca Gül Hatun. Senden beni bağışlamanı isterim beyim. Hayırdır? Çağrılmadan sofranıza geldim. Türlü şeyler kavurdu içimi. Tek sebebi de seni kıskandım beyim. Seni Selcan Hatun'dan kıskandım. Sen ne dersin Gonca Gül Hatun? Sana ikinci eş olmayı ben kabul ettim. Bilirim. Buna rağmen Selcan Hatun'la... Gonca Gül Hatun. Selcan benim canımdan bir parçadır. Onu öyle kolay söküp atamam. Ama isterim ki sen de benim canıma can kat. Canına can, soyuna soy katmak gayri benim vazifemdir Gündoğdu Bey'im. Eyvallah. Beni görmek istemişsin Halime Sultan. Niye çağırdığımı bilirsin. Bilirim. Bilirim lakin ben son sözümü söyledim. Benden beyime ihanet etmemi istemeyin. Senden sadece gerçeği öğrenmeni isteriz. Selcan Hatun'un kolyesi otağda mı değil mi? Tek öğrenmeni istediğimiz gerçek bu. Buraya Ertuğrul Bey olan saygımdan geldim. Lakin artık yeter. Benim sabrımı zorlamayın. Ya Selcan haklıysa? Beyim rahmetli Duru Hatun hayattayken onu aldatmadı. O yaşarken Aytolun Hatun'u koynuna almadı. Sana bunu söylemedik. Nereden çıkarırsın bu lafları Banu Çiçek? Benden uzak durun. Noyan her şeyi biliyor. Saadettin Köpek'le olan ittifakımızı, Uç Bey'liği istediğini, her şeyi. Ama bu nasıl olur ağabey? Moğollar saraya yuvalanmış ala. Kim bilir koca baş gibi kaç tanesi yaşar sarayda. Moğollar Anadolu'yu çoktan kuşatmış bile. Şu mührü Saadettin Köpeğe artık ver baba. Adım adım felakete doğru gidiyoruz.
Bu işin arkasından ne geleceğini bilmiyoruz bile. Bu mührü kimsenin bulamayacağı bir yere sakla Aytolun. Noyan belasının hesabını gördükten sonra Saadettin Köpek'le konuşmamın vakti geldi. Nereye koyacaksın mührü hala? Otağa. Selcan'ın kolyesini sakladığım yere. Thank you.